Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Dream sponsorluğunda D10S Plus adlı akıllı süpürgeye yakından bakacağız. Ben burada size videoyu anlatırken ürünün teknik özelliklerini ve fiyatını merak ediyorsanız açıklama kısmına bir adet link bıraktım, oraya bakabilirsiniz. Biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bu işin hani reklam vesaire yanı bir tarafa, ürün gerçekten fiyatı hesaba katıldığında bence bayağı iddialı bir ürün. Bir de her şey bir yana artık hani bu ürünleri çoğumuz biliyoruz, orada burada gördük, kendi evimizde kullandık falan filan. Bu nedenle ben hani ürün ne işe yarıyor noktasından daha çok diğer ürünlerden ayırt edici özelliklerine odaklandım. Şimdi gelin isterseniz bunlarla başlayalım. Şimdi öncelikle bu aletin normalde gidip şarj olduğu kutu hep oluyor bunların. Böyle gidip takıldığı bir şarj istasyonları oluyor ama bunda bildiğiniz ciddi bir istasyon söz konusu. Bu istasyonun ki benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Ürün kendisine şarj için yerleştiğinde otomatik olarak içindeki hazneyi temizliyor. Üst kısmında yer alan bir tane torba var. Süpürgenin içindeki bütün tozu, kiri, pisliği bu torbanın içine çekiyor. Bu torbayı ne kadar kullanabiliyoruz? Tabii sizin hani bulunduğunuz evin işte ne kadar sık temizlendiği veya ne kadar sık kullanıldığıyla doğru orantılı bu işler. Fakat firma en genel anlamda 60-65 günlük bir süre vermiş. Ürün şarj istasyonuna yerleştikten sonra temizleme işlemi başladığında birkaç saniyelik bir gürültü oluşuyor. Fakat bana soracak olursanız hani temizlik bittiğinde ürünün içini aç, o hazneye git bir yere vur, içini boşalttansa birkaç saniyelik bu gürültüye ben okeyim. Gelelim ikinci ayırt edici özelliğimize. Ürünün kendi üzerinde hem bir kamerası var ki bu kameraya uzaktan erişebiliyorsunuz. Hani evde ne oluyor ne bitiyor bir yandan da ona bakmak için kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar üst kısmına yer alan bir adet lidar sensörü var. Bu lidar sensör sayesinde bu çarpma olayları neredeyse sıfıra inmiş. Çünkü artık bu sensörle birlikte cihaz karşısındaki nesnenin kendisine ne kadar uzak olduğunu, kendisinin ne kadar olduğunu ve nereye giderse bu nesneye çarpmayacağını artık hesaplayabiliyor. Ve yine bu sensör sayesinde bulunduğunuz ortamın 3 boyutlu modellemesini çıkarabiliyor. Valla bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü eski modellerde bu çarpmalar dandum, bir de robot bazen inatlaşıyordu koltukla onunla bununla. En azından bir yaklaşık 10 gündür falan bendeki kendisini iki farklı yerde bolca da kullandım. Peki ürün hiç mi bizi çağırmıyor? Yani ben kendisini kullandığım süre içerisinde hem ofiste hem de evde yaklaşık 10-15 kere temizlik yaptırdım. Toplamda bir kere müdahale etmem gerekti ki onda da bizim evde bulunan halının püsküllü, böyle püsküllü bir halı, ona takıldı kendisi. Fakat şöyle bir avantaj var. Bir yere takıldığında hemen sizi çağırmıyor. İlk iş böyle uzunca bir süre oradan kurtulmaya çalışıyor ve yüksek oranda kurtulmayı da başarıyor. Yani arkadaşlar önemli olan takılması değil. Takıldıktan sonra kendi kendini oradan çıkarabilmesi. Bu üründe bu anlamda hani üzerindeki sensörler sayesinde bunu gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Bu beni bayağı mutlu etti. Gelelim bu ürünlerdeki üçüncü hayati duruma, o da haritalama arkadaşlar. Yine üzerindeki lidar sensör ve kamera yardımıyla birlikte evinizin böyle haritasını gayet hızlı bir şekilde çıkarabiliyor. 3 adobe salonluk bir ev için yaklaşık bu işlem 5-10 dakika sürüyor. Hızlıca hallediyor zaten etrafta ne var ne yok, hemen algılayıp daha sonra mobil uygulama üzerinden sizin karşınıza dilerseniz bir 3 boyutlu model, dilerseniz de normal evinizin haritasını çıkarıyor. Bu harita üzerinde cihazın girmesini istemediğiniz yerleri belirleyebilir, sanal duvarlar oluşturabilir veya sadece spesifik bir bölgeyi temizlemek istiyorsanız onu işaretleyip robotu oraya gönderebilirsiniz. Biraz temizlik anlamında teknik özelliklerden bahsedeyim. 5000 PA'lık bir çekim gücüne sahip kendisi, gayet yeterli bir oran. Şöyle bir avantajı da var arkadaşlar. Diyelim üstüne paspası taktınız. Uygulama üzerinde halıyı algılı özelliğini açarsanız, yani paspası takmasanız da bu özellik çalışıyordu. Diyelim hem paspas çekiyorsunuz hem de halılar söz konusu. Halıları paspassız bölge olarak işaretleyebilir. Üstüne üstlük cihazın sensörleri sayesinde halıları algılayıp onların üzerine geldiğinde normal zeminden daha güçlü bir çekiş işlemi uygulamasını sağlayabilirsiniz. Yine burada fırça tipi de devreye giriyor. Üzerindeki fırça tipi sayesinde halılarda bulunan saç vesaire gibi böyle ne denir onlara? Ne diyeyim, pislik denmez, çöp denmez, işte saç gibi şeyleri de toplayabiliyor. Haznesine yer alan fırçayla birlikte kendi fırçasını, yani küçük fırçayla birlikte kendi fırçasını da temizleyebiliyorsunuz. Bu arada paspas modu dedim. Paspas moduna da arkadaşlar kutunun içerisinden bir tane aparat çıkıyor. Onun içerisine su koyuyorsunuz. Önemli bir ayrıntı var. Deterjan koymuyorsunuz maalesef, cihaza zarar verebilir diye, çünkü böyle bir önlem almışlar. Paspası cihaza taktığınız andaki kendi çok rahat bir şekilde takılabiliyor cihaza. Otomatik olarak paspasın takıldığını algılayıp mobil uygulama üzerinden işte paspaslı süpürme, paspaslı süpürme, sadece paspaslama gibi özellikleri aktif hale getirip dilediğiniz temizliği yaptırabiliyorsunuz. Paspas özelliği güzel olmuş. Fakat paspası kendi kendisi temizlemiyor. Şarj istasyonuna yerleştikten sonra onu çıkarıp elle temizlemeniz gerekiyor. Tabii ki de yine ürünün üzerinde mobil uygulama son derece kullanışlı olmuş. Ürüne o mobil uygulama üzerinde QR kodu okutarak telefonu eşleyerek telefon üzerinden yönetim kabiliyetine erişebiliyorsunuz. Velhasıl kelam, seçtiğiniz odalarda farklı temizlik tiplerini de yine mobil uygulama üzerinden ayarlayarak gerçekleştirebilirsiniz. Finalde arkadaşlar şunu canı
canı gönülden söyleyebilirim. Bu ürünler artık çok gelişmişler. Bu benim size tanıtmış olduğum ürün de fiyatı ve özellikleriyle birlikte bence rekabetçi bir ürün olarak karşımızda duruyor. Ki bence gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ben harbiden hiçbir sıkıntı yaşamadım kendisiyle. Hani hiçbir takılmıyor çağdaş diyebilirsiniz. Onu zaten video içerisinde söylemiştim. Çok fazla kablo vesaire varsa aletin elinden geleni yapıyor da o kablo bazen altında dolanabiliyor. Yani temizlik yapacağı alanda başıboş kablonun çok olmaması önemli. Zaten siz ilk uygulamayı açtığınızda haritalama yaparken de uygulama size bunu söylüyor. Bunları toplayın diye. Şunu belirtmiştim. Üzerinde yer alan kameraya uzaktan bağlanabiliyorsunuz. Bu kameranın şöyle bir güzelliği daha var. Ben onu da kullandım arkadaşlar. Diyelim siz salondasınız. Alet gitti içeriye bir yere. Ya bu ne yapıyor diye kameradan açıp kendisinin nerede olduğunu, konumunu vesaire kamera üzerinden görüp kendinize de getirebilirsiniz. Tekrar belirteyim. Kamerayı uzaktan da bağlanıp evin içinde ne var ne yok diye bakabilirsiniz. Geleyim ne kadar şarjı gitti. Şimdi bizim evimizin salonu biraz geniş arkadaşlar. O salonda yaklaşık 15-20 dakika sürüyor temizliği ve %20'ye yakın bir oranda da şarjı gidiyor. Bataryası ise toplamda 5200 mAh ki buradan bakıldığı zaman hani elimizdeki olan verileri de hesaba katacak olursak tek şarjla 3 adalı bir salon evi gayet rahat bir şekilde temizleyebilecek gibi görünüyor. Fakat yine şöyle bir durum var. Alet gayet gidip şarj istasyonunu kendi bulup kendi kendisini şarj edebildiği için şarj meselesinin yanını ben çok kafama takmadım kendisi halleder diye. Velhasıl kelam uzun lafın kısası değerli arkadaşlar. Bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa bu fiyat segmentinde özellikleri de hesaba katılırsa bence gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir ürün kendisi. Sizler de hem ürünün fiyatını merak ediyorsunuz hem de diğer teknik özelliklerine de erişmek istiyorsanız açıklama kısmına bir bağlantı bıraktım. Oraya tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Böylece videomda sonuna gelmiş oldum. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.